Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Âl-i İmrân suresinden 144 ve 149. ayet-i kerimeler arasını meal olarak arz edip kısa bir tefsirini yapmaya çalışacağız. Malum Âl-i İmrân suresinin yarısına yakın bir kısmı Uhud Savaşı'nı anlatıyor. Bugünkü okuyacağımız kısım da Uhud Savaşı ile alakalı ilahi bazı değerlendirmeler. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Ve ma Muhammedun illa rasul. Muhammed ancak bir peygamberdir. Kad halet min qablihi rusul. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Efe immate ev gutile. Peygamber ölse veya öldürülse in galabtum ala aqabikum, gerisin geriye mi döneceksiniz? Ve men yanqalib ala aqibeyhi, kim gerisin geriye dönecek olursa felen yadurrallâhe şey'e, Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olamaz. Ve seyyeczillâhu şâkirin, Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Ve mâ kâne li nefsin en temûte illâ bi iznillâh, Allah'ın izni olmadan hiçbir nefsin ölmesi söz konusu olamaz. Kitaben muaccele, ve bu ölüm yazılmış olan bir kitapla, bir ecelle belirlenmiştir. Ve men yurid sevabed dünya, kim dünya sevabını isterse nü'tihi minhe, biz ondan veririz. Ve men yurid sevabel ahire, kim de ahiret sevabını isterse nü'tihi minhe, ondan veririz. Ve senecizi şakirin, ve biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Ve keeyyin min nebiyyin, daha önce nice peygamberler gelip geçti. Gâtele ma'ahu ribbiyyûne kethîr, onlarla beraber nice Rabbe kul olan kimseler beraberce savaştılar. Femâ vehenû limâ asâbehum fî sebîlillâh, Allah yolunda kendilerine isabet eden şeyden gevşekliğe düşmediler. Ve ma daufu, zaafa düşmediler, zaaf göstermediler. Ve mestekanu, ve meskenet, zillet göstermediler. Vallahu yuhibbu sabirin, Allah sabredenleri sever. Ve ma kana kavluhum, onların sözleri ancak şu oldu. İlla en galu rabbena fir lana zunubena, şöyle dua ettiler. Dediler ki ey Rabbimiz, günahlarımızı bağışla. Ve israfena fi emrine, ve işimizde taşkınlığımızı yine bağışla. Ve sabbit akdamena, ve ayaklarımıza sebat ver. Ve nusurna alel gavmil kafirin, kafirlere karşı bize yardım et, nusret ver. Fe atahumullahu sevabed dünya, ve böylece Allah onlara dünya sevabını verdi. Ve husne sevabil ahire, ve ahiret sevabının da güzelini nasip etti. Vallahu yuhibbul muhsinin, Allah iyilik yapanları, ihsan sahiplerini sever. Değerli izleyenlerim, burada Müslümanları terbiyeye yönelik Uhud Savaşı ile alakalı bazı değerlendirmeler görüyoruz. Siyer kitaplarından ve ilgili ayetlerin tefsirinden öğreniyoruz ki Uhud Harbi'nde malum Müslümanlar önce galip geldiler, ama ardından Peygamberimizin emrine muhalefetin bir karşılığı olarak savaşın seyri değişti ve Müslümanlar mağlup oldular. İşte o mağlubiyet esnasında çok acı manzaralar da yaşandı. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında çok az sayıda insan kaldı. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaralandığını da yine kitaplardan okumaktayız. Ve bir tanesi müşriklerden Muhammed'i öldürdüm, Muhammed'i öldürdüm diye bağırmaya başladı. İbni Kamiye isimli birisi bu şekilde bağırmaya başladı. Zaten mağlup durumda olan, kolu kanadı kırık durumda olan Müslümanlar bu haber karşısında büsbütün daha etkilendiler ve bir bozulma, bir dağılma hali yaşandı. İşte ayet-i kerimeler sahabeleri bu noktada yönlendiriyor.
ve olayların nasıl değerlendirmesi lazım geldiğini bize bildiriyor. İşte ayetten takip edelim, ayetlerden. Ve ma Muhammedun illa rasul. Muhammed ancak bir elçidir. Gad halet min qablihi rusul. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçmişlerdir. Yani peygamber netice itibariyle bir insandır ve insan ölüme mahkumdur. Peygamber için ölümsüzlük diye bir şey söz konusu değil. Evet, Uhud Harbi'nde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ölmemiştir ama ölüm onun için de mukadderdir. Küllü nefsin zâigatul mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Daha önce de peygamberler gelmişti ve bunlar neticede bu dünyadan ayrıldılar. Efe immâte ev gutile. Peygamber ölse veya öldürülse, in galabtum ala aqabikum, siz gerisin geriye mi döneceksiniz? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam normal bir vefatla bir rahatsızlığın neticesinde bu dünyadan dar-ı bekaya irtihal etti. Ve Uhud Harbi'nde ölmedim. Ama Uhud Harbi'nde peygamber öldü haberi karşısında gerçekten sahabeler şaşırdılar ve bundan çok etkilendiler. Daha sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde, normal vefatla vefat ettiğinde artık Müslümanlar psikolojik olarak buna hazır bir duruma gelmişlerdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'den onun da netice itibariyle bu dünyadan ayrılacağını onlar da bilmekteydiler. Böyle olmakla beraber Hazreti Ömer Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğini bir türlü kabullenmek istemedi ve kılıcını sıyırarak "O ölmedi, o yaşıyor. Kim öldü derse boynunu uçururum" tarzında ifadeler kullandı. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir "Ya Ömer, kendine gel." dedi ve bu ayet-i kerimeleri okudu. "Ve ma Muhammedun illa rasul, kad halet min qablihi rusul." Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Efe immate ev gutilen galabtum ala agabikum. O ölse veya öldürülse gerisin geriye mi döneceksiniz? Burada gerçekten şahısların faniliği ama davanın, İslam davasının ebedi oluşu çok vurgulu bir şekilde ifade ediliyor. Hazreti Ömer bu manaları Hazreti Ebubekir'in lisanından duyunca kendine geldi, şok halinden kurtuldu ve bunu anlatırken daha sonrasında şunu söylüyor kendisi. Sanki diyor, o ayetler o anda yeni nazil oluyormuş gibi bana geldi. Aslında Hazreti Ömer de o ayetleri biliyordu ama o ortam içerisinde demek doğrudan hatırına gelmiyor ve şoka girmiş vaziyette kendinde değil. Ama Hazreti Ebubekir ilgili ayetleri okuyunca Hazreti Ömer kendine geliyor. Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu dünyadan vazifesi bittiğinde gideceği ifade edilmiştir. Mesela küllü nefsin zâigatul mevt, genel bir ifadeyle söylüyor. Her nefis ölümü tadacaktır. Elbette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da buna dahil. Öte yandan çok açık bir ifadeyle inneke meyyitun ve innehum meyyitun. Ey Peygamber, muhakkak ki sen öleceksin, onlar da ölecekler. Yani kimse bu dünyada kalmayacak. Bu dünyaya gelen herkes sırası geldikten sonra bu dünyadan ayrılacak. İşte peygamber evet vazifesini yapmış, aramızdan ayrılmıştır ama onun vefatıyla onun davası yerde kalmayacaktır. Ayet-i kerime bu noktaya dikkat çekiyor. O ölse veya öldürülse siz gerisin geriye mi döneceksiniz? Ve men yengalib ala akibeyhi, her kim peygamberin ölümüyle veya öldürülmesiyle gerisin geriye dönecek olursa, felen yedurrallâhe şey'e, Allah'a hiçbir şekilde bir zarar vermiş olamaz. Ve seyirzillâhu şâkirin, Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Yani kim Allah'ın dinine hizmet ederse, şahıslara doğrudan bağlı değil, doğrudan Allah'ın dinine bağlı olursa elbette Allah onu mükafatlandıracaktır. Şükredenlerin yaptığı amellerin karşılığını zayi etmeyecektir.
Ardından ayet-i kerime genel bir prensibi bize bildiriyor. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Yani Allah'ın izni olmadan hiçbir nefsin ölmesi söz konusu değildir. Genel anlamda şu alemde meydana gelen bütün olaylar Allah'ın izniyledir. Kur'an-ı Kerim وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَغَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا. Yani bir yaprak bile Allah'ın ilmi olmadan, izni olmadan yere düşmez. Kur'an-ı Kerim bunu ifade ediyor. Ölüm, bu da Allah'ın takdiriyledir. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ. Allah hem ölümü yarattı hem de hayatı yarattı. Dolayısıyla hayat takdir-i ilahi olduğu gibi ölüm de Allah'ın takdiriyledir ve herkes için belli bir ecel takdir edilmiştir. Dolayısıyla savaşa girmek demek illa ölmek demek değildir ve savaştan uzak olmak demek ölümden kurtulmak demek değildir. Savaşın olmadığı zamanlarda da insanlar ölür ve Allah dilemedikçe bir insan Halid bin Velid gibi onlarca savaşa da girse normal hasta yatağında vefat edebilir. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. Kim dünya sevabından isterse ona ondan veririz. Yani kim dünyaya talipse Allah ona göre bir nasip veriyor. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. Kim de ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. Yani bazı insanlar var ki varsa da yoksa da dünya hayatı diyorlar. Ve ya Rabbi vereceğini bize dünyada ver diyorlar. Halbuki insan ahiret yolcusudur. Rabbena etina fid dünya hasene ve fil ahirete hasene şeklinde dua etmek daha uygundur. Yani ey Rabbimiz bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Sadece dünyada iyiliği istemek yeterli değil. Sadece ahireti istemek o da yeterli değil. Dengeli bir şekilde yürütmek gerekiyor. وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ. Ve biz şükredenleri mükafatlandıracağız. وَكَيِّمْ مِنْ نَب۪يِّينَ قَاتَلَ مَاهُ رِبِّيُّنَ كَثِيرٌ. Daha önce nice peygamberler geldi. Onların yanında Rabbe kul olan Rabbaniler bulundu. Ve onlar, o Rabbani zatlar, Rabbe kul olan kimseler peygamberlerle beraber savaştı. Burada aynı zamanda Uhud Harbi'nde bir derece dağılan ve bir nevi mağlubiyetin acısıyla artık şuurunu bir derece kaybeden kimselere de bir tarih söz konusu. Yani bu tarz bir mağlubiyet ilk defa olmuyor. Daha önceki dönemlerde de peygamberler vardı. Peygamberlerle beraber savaşan nice kimseler vardı. Kur'an-ı Kerim onları örnek vermek suretiyle sahabileri de yetiştiriyor. Dolayısıyla bütün zamanlara ışık tutan hükümler bildiriyor. İşte daha önce nice peygamberler gelmişti. Onlarla beraber Rabbe kul olan kimseler vardı ve onlar o peygamberlerle beraber Allah yolunda savaştılar. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Allah yolunda kendilerine isabet eden şeyden dolayı onlar gevşemediler. وَمَا ضَعُفُوا. Zaafa düşmediler. وَمَا اسْتَكَانُوا. Ve miskinlik göstermediler. وَاللّٰهُ يُحِبُّ السَّابِرِينَ. Allah sabredenleri sever. Burada şunu görmekteyiz. Evet, tarih boyunca Allah yolunda mücadele veren kimseler olmuştur. Bunların başında peygamberler var. Ve peygamberlerin yanında da onlarla beraber Allah yolunda cihad eden kimseler var. Ve bunlar Allah yolundaki bu mücadelelerinde nice zorluklarla karşı karşıya geliyorlar. Ama bu zorluklarla karşı karşıya gelmelerinde zaafa düşmüyorlar, gevşeklik göstermiyorlar, miskinlik göstermiyorlar. Yani mücadelenin hakkı neyse onu veriyorlar. Vallahu yuhibbus sabirin. Allah sabredenleri sever. Demek ki Allah yolunda mücadele aynı zamanda bir sabır olayıdır. İnsan zorluklara karşı sabretmesini bilmelidir. Ve hayat düz bir yol değil. Hayat boyunca insanlar elbette bir takım zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Ve bir kimse ben Allah yolunda faydalı olmaya çalışacağım derse ister istemez
bazı meşakkatler, bazı sıkıntılarla da karşı karşıya gelecektir. Bu işin tabiatında vardır. Ve bu işin bir nevi kaçınılmaz bir neticesidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bildiriyor. Eşeddün nâsi belâen el enbiya. En fazla belaya maruz kalanlar başta peygamberlerdir. Sümmel evliya, sonra veli insanlardır. El emselu fel emsel. Sonra derecesine göre diğer insanlardır. Demek ki bir kimse ben Allah yolunda insanlara faydalı olmaya çalışacağım derse çileye talip olmuş demektir. Ve bu tatlı bir çiledir. Başkalarının menfaati için çalışmak, başkalarının rahatı için kendi rahatından fedakarlık etmek, başta peygamberler olmak üzere âli himmet sahibi, ulvi ruh taşıyan kimselerin bir özelliği. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوا Ve onların sözleri şu oldu. رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا Ey Rabbimiz günahlarımızı bağışla. Ve israfena fi emrine işimizdeki taşkınlığımızı, aşırılıklarımızı bağışla. Ve thabbit akdamena ayaklarımıza sebat ver. Ve nsurna alel kavmil kafirin kafir kavme karşı, kafirler güruhuna karşı bize yardım et, zafer ver. Onlar böyle dua ettiler. Fe atahumullahu sevabed dünya. Allah da onlara dünya sevabını verdi. Ve husne sevabil ahira ve ahiret sevabının da güzelliğini verdi. Burada dünyada da bunların başarılı olduğuna dikkat çekilmiştir. Yani Allah yolunda mücadele edenler zaafa düşmeyip ayakları sabit durduklarında, duruşları güzel olduğunda gerçekten Allahu Teala onlara güzel netice vermiştir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cennet kılıçların gölgesi altında diyor. Allah yolundaki mücadelede zaman zaman bu gibi savaşlar da olmuş. Sabrettikten sonra bunun güzel neticesi görülmüş. Ve bu gibi durumlarda Müslümanlar açısından iki güzelden birisi var. O güzellerden bir tanesi galip gelmek, diğeri de şehit olmak. Bir Müslüman bu gibi zorluk durumlarda, zor durumlarda şehit olmayı da canına minnet bilir ve galip gelmeyi de canı gönülden yine arzu eder. Galip gelme durumunda dünyada bir güzellik elde edilmiş olur. İşte ayet-i kerime فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا Allah onlara dünya sevabını verdi. Yani yaptıkları mücadelenin dünyada karşılığını verdi. Ve sadece bu dünyevi bir mücadele değil وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَ ahiret sevabının da güzelliğini verdi. Yani bir kimse Allah yolunda mücadele ediyorsa elbette dünyada da bunun karşılığını görecektir. Diğer alemde, ahirette de bunun güzel bir şekilde mükafatını görecektir. Cenab-ı Hak elbette kulunun minneti altında kalmaz. Cenab-ı Hak kafirlere bile veriyor. İnançsızlara bile veriyor. Elbette kendi yolunda mücadele edenlere çok daha fazlasıyla verecektir. İnsanlar dünyevi muamelelerinde birbirlerine karşı bazen minnet içinde kalabilirler. Birisi size iyilik eder, karşılık verme imkanınız yoktur. Bir derece bir minnet duygusu olabilir. Ama imkanınız olsa siz de daha fazlasıyla karşılık vermek istersiniz. Cenab-ı Hakk'ın şekur olması, yapılan amellerin karşılığını vermesi bu açıdan değerlendirilecek olursa Allah-u Teala fazlasıyla veriyor. Kulum bana bir karış gelirse ben ona iki karış gelirim, 10 karış gelirim. Kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bu mealde bazı hadis-i kutsiler var. Dolayısıyla Allah-u Teala bu şekildeki kendi yolunda mücadele verenlere elbette karşılığını vermektedir. Dünyada da vermektedir. Cenab-ı Hak hizmetin amelini hizmet içinde derc etmiştir. Böyle olunca Allah yolunda mücadele edenler şu dünyada da çok güzel halet-i ruhiyelere mazhar olurlar. Her ne kadar bedenleri zahmet çekse de ve bazen yorgunluktan artık kendilerinden adeta geçseler de veya bir takım başka çilelere maruz kalsalar da onlar ruh dünyalarında, iç alemlerinde gerçekten mutludurlar ve huzurludurlar.
başkalarına faydalı olmanın lezzetini yaşamaktadırlar. Diğer alemde ise onlar için cennet vardır ve cennetin mükafatları vardır. İnna Allah yuhibbul muhsinin, şüphesiz Allah muhsin olanları, Allah'ı görür gibi ibadet edenleri sever. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın nurlarına, sırlarına mazhar eylesin ve bizleri de Allah yolunda mücadelede muvaffak eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler ve geceler diliyorum.